Evet bu bölümde bağlamanızı güvenle ve gönül rahatlığıyla taşıyabileceğiniz, suya darbelere karşı dayanıklı olan soft case yani kaliteli kılıflardan bahsedeceğiz sizlere. Ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızın linki her zamanki gibi bu videonun altında açıklama bölümünde vardır arkadaşlar. Bağlama kılıfları sekmesine gelirseniz bu kılıfları oradan inceleyip ona göre de satın alabilirsiniz. Örnek amaçlı A1 KS modeli var elimde. Yani kısa sapa göre olan model var. A2S U olan da uzun sopa göredir. Aklınızda olsun. 5 farklı rengi var. Siyah, kırmızı, lacivert, gri ve askeri kamuflaj desenli olan modeller var. Siteden inceleme yapabilirsiniz. Evet. Bu ilk model örnek amaçlı kısasa. Şimdi iki model daha var. İki modeldeki kumaş kalınlığı buna nazaran bir tık daha ince. Bu en kalını, daha etli bir kumaşa sahip. Suyu yüzeyde tutmuyor. Su kayıp gidiyor, akıp gidiyor buradan arkadaşlar ve haliyle suya karşı hemen hemen %100 bir koruyuculuk sağlamış oluyor bu kumaş sayesinde. Bağlamamızı korumuş oluyoruz. İçerisinde bir ped var arkadaşlar. Böyle poliüretan bir malzemeden yapılıyor. Sünger değil. Kesinlikle sünger gibi böyle bastığında hemen içeri geçmiyor. Etli bir malzeme. Bakın farkındaysanız sünger gibi hemen bastıramıyorsunuz. Bu da darbelere karşı bağlamayı korumuş oluyor. Onun haricinde Alt tarafta 4 tane papucu var görmüş olduğunuz üzere. Bu papuçlar sayesinde kılıfı bıraktığınızda veya bağlamayla bıraktığınızda dimdik bir şekilde ayakta durabiliyor kılıf veya bağlamayla birlikte dediğimiz gibi. Sonrasında şurada büyük bir cebimiz var, A4 hebatından bir tık büyükçe gibi müzik defteri veya kitaplarınızı koyabiliyorsunuz. Üst tarafta bir cebimiz daha var, bu cebede işte tel, mızrap, ıvır zıvır ufak tefek eşyalarınızı da koyabiliyorsunuz. Sırt askılarımız var, ayarlanabilir şekilde istediğiniz gibi sırtınıza takmak için ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir elciğimiz var ve bakın kolay kolay kumaştan dolayı esneme yapmıyor elcik sayesinde de bu şekilde rahatça bağlamanızı taşıyabiliyorsunuz. Şurada da bir askı aparatı var. Bununla birlikte kılıfı da duvara asabiliyorsunuz daha uzun ömürlü olsun diye. İçini gösterelim. Şöyle tabii açabilirsek acele etmeden evet. İçi de şöyle parlak kırmızı bir kumaştan yapılmış astarlı bir içe sahip. Görmüş olduğunuz üzere. içerisindeki bedi şu an göremezsiniz arkadaşlar. Astarın altında kalıyor ama dediğim gibi sünger e, gibi değildir. İlk modelimiz bu şekilde. Uzun sapı da birebir aynısıdır. A2U olan modeli birebir aynısıdır. Sadece uzun sap. Şimdi A... E, Özür dilerim. A1SU olan modeli. <laughs> Özür dilerim. Şimdi A2SK e, modeline geldik. 2 numaralı modelde kumaş bir tık inceliyor arkadaşlar. E, su yüzeyi yüzeyde tutuyor tutmuyor gibi bir şey oluyor. Ama yine de çekmiyor içeri. Bunu söylememiz gerekiyor. İçerideki darbe emici malzeme diğeriyle hemen hemen aynı 1-1.5 santim kalınlığında bir ped var içinde. Yine Pabuçlar geliyor arkadaşlar dik durabilmesi için. Yine bu ön cep geliyor defter kitap koymak için. Ayarlanabilir sırt askıları yine var. Elcik yine var bunu söyleyelim. Şurada yine askılığımız var ama arkada e, cebimiz yok. Bu arada bunlardan da 4 farklı rengimiz var. Mor olan var, e, kahverengi olan var, kırmızı olan var, bunun gibi siyah olan var. A2SU olan modeli de uzun sap bağlama için oluyor. İçini gösterelim. <laughs> İçi de şu şekildedir. Bakın yine kırmızı astar, bu sefer mat bir astar. Ama koruyucu pedi dediğim gibi hemen hemen diğeriyle aynı kalınlıkta tercih edilebilir. A3 SK modelimize geçelim. A3 SU olan da dediğimiz gibi uzun sapı temsil ediyor. Şimdi bunda kumaş biraz daha inceliyor arkadaşlar. Diğer iki modele göre suyu bir tık çekiyor gibi arkadaşlar. Çok fazla yağmur altında bununla kalmamak gerekiyor. Bunu söyleyelim. İçerisindeki pet de Diğerlerinden biraz daha ince diyebilirim. Ee, yani 1,5 santim ise işte yarım santim 6-7 milim kadar olabiliyor. Yine papuçlar gördüğünüz üzere geliyor diyeceğim ama bu modelde yok pardon. Ee, ön tarafta cebimiz yine var kitap koymak için. Arka tarafta cep yok. Askılık yok arkadaşlar. Ayarlanabilir sırt askıları var. Ee, gördüğünüz gibi elcik var. Bakın bu modelde iyice böyle yatmaya başladı. Bu da kumaştan dolayı, kumaş ve içerisindeki bu pedin kalitesi ne kadar artarsa kalınlaşırsa, görmüş olduğunuz üzere e, kılıflarında kalitesi ona göre artıyor veya azalıyor. Evet, bir de divan bağlamalar için olan modelimiz var. Zaten divan olduğu için şöyle upuzun hemen çıktı ortaya. Bunlarda da lacivert, işte gri veya siyah mode, e, renkleri olabiliyor. Ön tarafta yine cep var. Ayarlanır sırt askılıkları, elcik e, ve yine burada papuçlarımız var. Üst tarafta yine e, ufak bir cebimiz var, askılığımız var. İçerisindeki pet A1 SK modeliyle aynıdır. Görmüş olduğunuz üzere içini de şöyle gösterelim. Yine kırmızı, parlak bir astarı vardır. Hatta bundaki iç biraz daha etli gibi arkadaşlar. E, daha bir mukavemeti olsun diye. Bir de Şöyle cura bağlamalar için olan bir kılıfımız var. Ee, bunun bir tane elci var burada yine. Bir tane de sırt askılığı var. İki tane yok bunun çapından dolayı. Ufak bir cebimiz var arkadaşlar. Ee, bağlamanın ebatından dolayı. Üst tarafta ceb yok ama kumaşı gayet kalın. A1SK kumaşıyla aynı. Altta papuçlarımız yok. Ee, üst tarafta askımız şu şekilde var. Bu hem kısa sap hem de uzun sap cura bağlamalara oluyor. Standart olarak yapılıyor onu söyleyeyim. Yani kısa için ayrı uzun için ayrı yok. Yine parlak kırmızı renkte bir astarımız var. İçindeki pet de yine A1 SK modeliyle aynı olarak geliyor. Evet modellerimizi sizlerle paylaştık. Renklerinden bahsettik. Bu arada A3 SK modelinin tek rengi yani siyah olan rengi var. Ee, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bağlamanızı koruyacağınız, güvenle gezdirebileceğiniz kılıflardan e, sizlere tanıtmaya çalıştık. Görüşmek dileğiyle başarılar.